Merhabalar sevgili gençler, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle birlikte SML XX Large olasılık sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Bugün 10 tane çok güzel, birbirinden güzel olasılık sorusu çözeceğiz sizlerle birlikte. Umarım bu video sizin için yararlı olacaktır. Bu karantina günlerinde, evinizden çıkamadığınız günlerde umarım sizlere daha fazla dokunmayı başarıyoruzdur. Başarınıza daha fazla katkıda bulunuyoruzdur arkadaşlar. Videoya geçmeden önce, soruları çözmeye başlamadan önce kanalıma abone olup bu videoyu da beğenebilirseniz çok teşekkür ederiz şimdiden. Evet, ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım dilerseniz. İlk sorumuz için yaklaşalım ekrana. Bakın, bir satranç tahtasında 64 tane kare vardır. 8x8 tipinde. Bu karelerden herhangi ikisi yan yana ise bu karelere komşu kareler diyelim. Şekilde komşu karelere ait iki tane de örnek verilmiş gençler bize. Şekilde o örnekler şurada, bakın. Bu bunun komşusu, bu da bunun komşusu. Aynı zamanda şu da bunun komşusudur, bu da bunun komşusudur. Yani kenar üzerinde ise 3 tane komşu, köşede ise 2 tane komşu, ortada bir yerde ise 4 tane komşusu vardır da diyebiliriz biz bu herhangi bir kare için. Şekildeki satranç tahtasına birer adet gülen ve üzülen yüz ifadeleri yerleştirilecektir. Buna göre gülen yüz ifadesinin beyaz karelerin oluşturduğu köşegende olduğu bilindiğine göre, bakın bilindiğine göre diyorsa, bu zaten bizim için koşullu olasılık göstergesi. Gülen yüz ve üzülen yüz şeklindeki yüz ifadelerinin komşu karelerde olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi beyaz karelerin bulunduğu köşegen neresi? Bakın arkadaşlar, şuradaki köşegenler siyah iken buradaki köşegenler beyaz. Demek ki sadece buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olan karede bulunacakmış gülen yüz ifadeleri. O halde ben bu beyaz karelere gülen yüzleri tek tek yerleştireceğim ve üzülen yüz emojileri nereye gelir onları düşüneceğiz şimdi. Pekala, şöyle diyelim, bakın ben gülen yüzü şuraya koyarsam sevgili gençler, hatta şöyle biraz daha yaklaştıralım. Gülen yüzü eğer ki ben buraya koyarsam, üzülen yüzün gelebileceği konumlar ya şuradaki siyahtır ya da buradaki siyahtır. Yani gülen yüzü buraya koyduğum zaman üzülen yüz için iki tane alternatif var. Peki tek köşe burası mı? Bunun bir de şurada karşılığı var. Bakın gülen yüz buraya gelirse, gülen yüz buraya gelirse yine üzülen suratlar için ya burası ya da burası diye iki tane alternatif olacak. Yani birbirinin aynısı olacak. O zaman ben bunu şu şekilde size aktarabilir miyim? Gülen yüz için toplamda seçeneğim 2 bölü 8 tanedir. Yani ya buraya ya da buraya gelir. Bakın 8 tane o köşegen üzerindeki kareler 8 tanedir. Ve gülen yüzlerin gelebileceği, köşelere gelebileceği 2 tane konum vardır. Ve çarpı dedim. Peki şimdi ne yapacağım? Üzülen yüz için olasılık hesaplayacağız. Yani üzülen surat ya buraya ya da buraya gelecekti ya. Madem öyle, gelebileceği 2 bölü 63'tür. Bakın ben gülen yüzü buraya yerleştirdim. Geriye 63 tane boş kare kaldı. O 63 tane kareden sadece 2 tanesi bizim şartımıza uyduğu için 2 çarpı 2 bölü 8 bölü 8 çarpı 63 dedim. Peki gülen yüzler sadece köşelerde mi bulunur? Hayır. Köşeler haricinde bakın şurada da bulunabilirdi gülen yüz. Ama bunları ayrı incelememizin sebebi şu. Bu sefer üzülen yüzlü emojiler için ya burası ya burası ya burası ya da burası mevcuttur. O halde diyeceğiz ki bu ortada bulunanlar, yani 4 tane komşusu bulunan beyazlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanedir. Dolayısıyla 6 bölü 8 diyeceğim. Çarpı bu üzülen yüzler içinde şunu söyleyeceğiz. Her biri için 4 tane değil mi? 4 bölü 63 diyeceğim ve bunların ikisini toplayacağım. Şu an sorumuzu bitirdik arkadaşlar. 2 kere 2 4, 6 kere 4 24 topladım. 28 bölü 8 kere 63 dedim. Paydalar eşitti zaten. Pekala, şurası çarpı oldu, çok belli olmadı. Şöyle yapalım. Pekala, kalemimizin rengini değiştirelim. Bakın ben burayı 7'ye böldüm 4. Burayı 7'ye böldüm 9. Bunu 4'e böldüm 1. Bunu 4'e böldüm 2. Şimdi bakıyorsun 1 bölü 2 kere 9 18. Bizim cevabımız olur arkadaşlar. Yani cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuzda olay, eğer ki sen düz düşünmezsen, düz mantık düşünmezsen inanılmaz biçimde karışabilir. O yüzden dikkat ediyorsun soruya ve olabildiğince basit düşünüyorsun.
Ve mutlaka şunu unutma. Eğer bir olayın hesaplanma olasılığı çok 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 karışıyorsa, o zaman sen genelde şunu yapmak zorundasındır. Tüm olasılıktan istenmeyen durumu çıkarmak zorundasındır. Bu şekilde daha kolay olur. Bu olayı hiçbir zaman aklından çıkarma. Şimdi kan grupları verilmiş bize A, B, A, B ve 0 şeklinde. Bunların kimlere kan verebildiği ve kimlerden kan alabildiği de burada gösterilmiş. Kan türü 0 olan 6 kişi, kan türü A olan 3 kişi, kan grubu B olan 3 kişi ve kan grubu AB olan 2 kişi çıkıyor karşımıza. Yukarıda kan grupları ve birbirleri arasında kan alışverişi gösterilmiştir. 14 kişinin bulunduğu bir topluluktan kaç kişinin hangi kan grubunda olduğu da verilmiştir. Güzel. Bu gruptan seçilen 2 kişinin farklı kan gruplarında olduğu bilindiğine göre genel nasıl bir olasılık bu? Koşullu olasılık. Bu kelimeyi görüyorsan koşullu olasılıktır. Birinin diğerine kan verebilme olasılığı sorulmuş bize. Şimdi benim seçeceğim gruplar hangileri olabilir? Farklı kan grupları diyor ya. Mesela AB'nin yanına A'yı seçebilirim. Gene AB'nin yanına B'yi seçebilirim. AB'nin yanına 0'ı, A'nın yanına B'yi, A'nın yanına 0'ı ve B'nin yanına 0'ı seçebilirim. Zaten 4'ün ikilisinden 6 tane seçimim vardı. 6 tanesini bulduysak olay kapanmıştır. Demek ki hepsini doğru saydık. Pekala. Şimdi ben hepsini tek tek hesaplamak yerine. Bakalım. AB ve A arasında kan alışverişi gerçekleşiyor mu? Bakın AB ve A arasında A'dan kan alabiliyorsa ve A da AB'ye kan verebiliyorsa ki zaten istenilen durumdur bu. AB ve B arasında A ile aynı zaten. AB ile B'ye bakarsanız B AB'ye kan verebiliyor ve AB B'den kan alabiliyor diyebiliriz. Bu da istenilen durumdur. AB ve 0 arasında 0 zaten genel verici olduğu için bu herkese veriyor zaten. Bizim istenmeyen bir durumumuz var mıymış? Şu AB'ye bakın. A B'ye kan veremiyor. B A'ya kan veremiyor. Olay kapanmıştır. Bu istenmeyen bir durumdur. B ve 0 arasında zaten 0'ın genel verici olduğunu söylemiştik. Şu an istenmeyen tek bir durumumuz var. O da bu. O halde ben tüm durumdan yani birden istenmeyen durumun gelme olasılığını çıkaracağım. Şimdi A'ya 0 iç. A ile B'yi seçmem gerekiyor. A'dan tek kişi seçeceğim. 2 kişi seçiyordum ya. A'dan bir kişi seçeceğim. 3'ün birlisinden 3. B'den tek kişi seçeceğim. 3'ün birlisinden 3. Bölü. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şunu yapacağız. Biz toplamda bu gruplar arasında AB'ye A'dan kaç kişi seçebiliriz? Bakın AB'de 2 kişi var, A'da 3 kişi var. 3 kere 2'den 6. Burası 2 kişi, burası 3 kişi. 3 kere 2'den gene 6. AB'ye 0, AB'ye 2 kişi, 0, 6 kişi. 2 kere 6'dan 12. AB'nin zaten 9 olduğunu bulmuştuk. A'ya 0, 6 kere 3'ten 18. B'ye 0, 6 kere 3'ten 18. Şimdi bunların hepsini toplayacağım. Bunların hepsini topladığım zaman 18, 18, 36. Şöyle 24 yapıyor. 24, 36 daha 60 yapacak. Bir de 9, 69. Tüm durumumuzda bu. O halde ben birden 9 bölü 69'u çıkaracağım. Bu da 60 bölü 69 yapar arkadaşlar. Bu istenen durumdur. Şimdi sadeleştirelim bir güzel. 3'e böldüm. 20, 3'e böldüm. 23 benim cevabımdır. Yani cevap Edirne'dir diyebiliriz sevgili gençler. Evet. Geçtik. Diğer sorumuz olan 3. sorumuza. Şimdi 3. soru şöyle biraz uzak kalsın. Soruyu net bir görelim. Ondan sonrasında da çözerken yakınlaştırırız. Gayet güzel bir soru olduğunu da belirtmekte herhalde gerek yok değil mi böyle bir şeye? Gayet güzel bir soru. Bakın İlhan'ın bir hesap makinesinde aşağıdaki sırayla sadece 3 tuşa basacağı bilinmektedir. Sadece 3 tuşa basacak. Birinci basışında şekilde gösterilen sayı tuşlarından birine basacak. İkinci basışında arkadaşlar işlem tuşlarından birine basacak ama şekilde gösterilen işlem tuşlarından. Onlardan bir tanesi çarpı, diğeri eksi. Ve üçüncü basışında da şekilde gösterilen sayı tuşlarından birine basmıştır. Yani sayı, işlem, sayı yapacak. Hatta biz bunlara rakam, işlem, rakam da diyebiliriz. Çünkü gösterdiği sayılar sadece rakamlarda oluşuyor. 10 tane sayımız var. Pekala. Diyor ki buna göre İlhan son olarak eşittir tuşuna basarsa şekildeki sıfır sonucunu bulma olasılığı nedir? Şimdi hangisi daha kolay bir düşünecek olursak bir şeyden bir şeyi çıkarıp sıfır bulmak daha kolay, değil mi? Yani onları saymak daha kolay.
Bunun içinde mesela 0 eksi 0, 1 eksi 1, 2 eksi 2, 3 eksi 3, bla bla bla, 9 eksi 9 diyerek bunları sayabiliriz ki istenilen durum kaç tane arkadaşlar? 10 tane istenilen durum var. 10 tane istenilen durum var. Ve ben toplam durumu nasıl seçebilirim? Toplam durum için 3 tuşa basacaktık ya. İlk bastığı tuş 10 tuştan herhangi bir tanesi olabilir. İkinci bastığı tuş çarpma veya eksi olacaktı. İkisinden birisi olabilir. Ve son bastığı tuşla rakam olacağında gene tüm rakamlardan 10 rakamdan bir tanesi olacak. Demek ki burası 10 bölü 200 yapacak. Bu bir şeyden bir şeyi çıkardığı zaman sıfır bulma olasılığıdır. 10 bölü 200. Ha, 1 bölü 20 de diyebilirsin. Pekala. Şimdi geçelim çarpma işleminin sonucunda sıfır bulma durumlarına. Bakın gençler, 0 çarpı 0 yapabilir. 0 çarpı 1, 0 çarpı 2, nokta 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 0 çarpı 9 yapabilir. Sonra bunları bir de 9 çarpı 0, 8 çarpı 0, 7 çarpı 0, nokta 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 1 çarpı 0 yapabilir. Bakın şurada zaten 0 1'den 0 9'a kadar, yani şurası 9 tane, burası da 9 tane, 18. Bir de 0'a 0 durumu var. Hocam 0'a 0'ı ters çevirmeyeceğiz mi? Hayır, çevirmeyeceksin. Çevirsen aynısını bir daha saymış olursunuz zaten. Hiç gerek yok. O halde toplam 19 tane durumumuz mu varmış? 19 tane durum varsa bölü tüm durum gene 200 tanedir. Çünkü 10 çarpı 2 çarpı 100, 10 çarpı 2 çarpı 10'dan gelecek. Diğer istenilen durum da buymuş. Bu ikisi artık toplanacak. Toplarsak 29 bölü 200 sayısıyla karşılaşırız. Bu da bizim bu hesap makinesinde istenilen tuşlara basılarak sıfır sonucunu elde etme olasılığımızdır diyeceğiz sevgili gençler. Evet. Soru daha da zorlaştırılabilir mi? Hani bir işlem daha koyarsak sorunun içerisine zorlaşabilir. O da der ki mesela ekrandaki sonucu bulamama olasılığımız der. Sen yine bunları hesaplarsın, bu sefer birden çıkarırsın. Tamam. Şimdi geçtik bir diğer sayfamızdaki dördüncü sorumuza arkadaşlar. Dördüncü soru için yaklaştırabiliriz. Şöyle net olarak görünüyor soru sanırım. Soru gayet güzel bir soru. Bu şekilde sorular yazarak olasılığa, ikinci dereceden denkleme, parabole kadar, polinoma kadar her konuda bunu kullanabilirsin ki konular kaldırılmamış olsaydı müfredattan bazı konular, yani limit türev ve integral gibi, mesela limit türev fasikülümüzde de aynı buna benzer bir sorumuz daha mevcuttu ve çok çok daha güzel bir soruydu. Şimdi yani orada da hem olasılık bilgisine sahip olacaksın hem de türev bilgisine sahip olacaksın. İkisini harmanlayıp kullanacaksın. Burada sadece olasılıktan bahsediyoruz. Pekala. Bir torbanın içinde sadece siyah ve beyaz toplar vardır denilmiş. Torbadan rastgele çekilen bir topun siyah olma olasılığı da P'ymiş arkadaşlar. Çekilen her top da kutuya geri atılmakta. Pekala, şimdi benim siyah çekme olasılığım neymiş? P'ymiş. Buna göre art arda çekilen 4 topun ikisinin siyah, ikisinin beyaz olma olasılığı P türünden nedir diye sormuş. Şimdi torbada kaç tane topumuz var? Siyah ve beyaz toplar var. Ama kaç tane olduğunu bilmiyoruz ama olasılığını biliyoruz. Neymiş siyah gelme olasılığı? P. Şimdi beyaz gelme olasılığı nedir o zaman? 1 eksi P'dir. Peki şimdi benden istenen beyaz, beyaz, siyah ve siyah. Dolayısıyla 1 eksi P çarpı 1 eksi P çarpı siyah gelme olasılığı P çarpı P derim. Olay biter, cevapta Ceyhan olur. Değil mi? Zannetmeyin. Çünkü sırasıyla beyaz beyaz, yani şöyle demiyor. İlk ikisinin beyaz, son ikisinin siyah gelme olasılığını sormuyor bize. Diyor ki rastgele iki tanesinin beyaz, iki tanesinin de siyah olma olasılığı soruluyor. Ne yapacağız? Şimdi şunları karıştıracağız. BBSS 4 harfli kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime oluşturulabilir diye bir sorunun cevabını bulmamız gerekiyor bizim. Bu da 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel miydi? Yani 6 mıydı gençler? O zaman bir de çarpı 6 diyeceğiz. Çünkü istenen durum sadece 1 eksi p'nin karesi çarpı p kare değildi. İstenen durum bunların her biri de karışabilirdi. Yani sırasıyla gelmek zorunda değil. B, B, S, S olmak zorunda değil. B, S, B, S, S, B, S, B, B, S, S, B şeklinde de karıştırılabilir. Dolayısıyla tüm o karıştırma durumlarında ele alırsak cevabımız Adana seçeneği olur diyeceğiz sevgili gençler. Evet. Dördü de çözdükten sonra geçelim beşinci sorumuza. Diyor ki bize bir atıcımız var. Gerçekten çok şık bir soru. Yanlış hatırlamıyorsam canlı yayınlarda çözdüğüm de bir soru. Belki de çözmemişimdir ama canlı yayınlarda da çözdüğüm bir soru diye hatırlıyorum ben.
Ve çok 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 tarz bir soru. Çok güzel bir soru. Dikkatli dinlemeni tavsiye ederim. ÖSYM tadında bir soru. Bak abartmadan söylüyorum. ÖSYM'nin karşına çıkarabileceği tarzdan bir soru. Bir atıcının vurması gereken 3 tane farklı hedef var. İlki 30 metre, ikincisi 40 metre, üçüncüsü de 60 metre uzaklıktaymış. Yani atıcıya olan uzaklıkları bunlar. Bir hedefi vurma olasılığı mesafenin karesiyle ters orantılıdır denilmiş. Atıcının ilk hedefi vurma olasılığı da 2 bölü 3. Şimdi atıcının ilk hedefi vurma olasılığı 2 bölü 3 ve bu olasılık uzaklığın karesiyle ters orantılıysa ilk mesafemiz neydi? 30 metreydi. Bunun karesi nedir sevgili gençler? 900'dür ve ters orantılıysa bu mecburen bir orantı sabitine, sabit bir sayıya eşit olmak zorundadır. Çözelim o zaman, K'yı bulalım. 900'ü 3'e böldük. 300, 2 ile çarptım 600. Demek ki benim orantı sabitim 600 olacak. Şimdi şu ilk hedefi vurma olasılığımız. Şimdi gelin ikinci hedefi vurma olasılığını hesaplayalım. İkinci hedefi vurma olasılığına P2 diyelim arkadaşlar. Çarpı ikinci hedefimiz ne kadar uzaklıktaydı? 40 metre. Dolayısıyla 40'ın karesiyle ters orantılı olduğuna göre 1600 de ters orantılı olup orantı sabitimize, yani 600'e eşit olmak zorundadır da diyebiliriz. Peki P2'yi nasıl bulurum? Artık çok basit. 600'ü 1600'e bölerim. Şu iki sıfırlar bir gitsin derim. Daha sonrasında da 2 ile sadeleştirdiğim zaman 3 bölü 8 olur. P2 dediğimiz olasılığımız 3 bölü 8'miş. Peki gelin bir de aynı yöntemle P3'ü bulalım. Üçüncü hedefin uzaklığı 60 metreydi. Dolayısıyla P3 çarpı 60'ın karesi 3600 eşittir gene 600 diyeceğiz ve P3 buradan ne gelecek sevgili gençler? 600 bölü 3600'den 1 bölü 6 gelecek. P3 de bu şekilde hesaplamış olduk. Ne soruluyordu bize? Diyor ki bize, atıcı 3 hedefe atış yaptığında en az birini vurma olasılığı sorulmuş arkadaşlar. En az bir tanesi vurulmuş olsun diyor. Burada istemediği durumu düşünmek daha mantıklı olur. Değil mi? Yani hiçbirini vuramama olasılığını düşünmek daha mantıklı olur. Arkadaşlar, vurma olasılığı 2 bölü 3 ise bunu vuramama olasılığı 1 bölü 3'tür. Şunu vuramama olasılığı 5 bölü 8'dir. 1'e tamamlayacak. Bunu vuramama olasılığı da 5 bölü 6'dır. Bu tüm atışlar sonucunda hiçbir hedefi vuramama olasılığı. Çarparsak ne gelir? 25 bölü 144 gelir. Ve ben bu vuramama olasılığını çıkaracağım. Neyden? Tüm olasılıktan. Yani %100'den, yani 1'den çıkaracağım. 25 bölü 144. Çıkarırsak arkadaşlar ne gelir? 119 bölü 144 gelir. Bu da bizim cevabımız olur diyelim. Ve geçelim bir diğer sorumuz olan 6. sorumuza. Bu biraz kurnazlık sorusu. Bu biraz nasıl diyeyim? Gündelik hayata da uyarlanmış bir soru. O yüzden ÖSYM tarzı mı? Şu alttaki son çözdüğümüz soru kadar ÖSYM tarzı bir soru değil. Ama bu tarz soru tiplerinde yapabiliyorsan sen artık olasılığı kavramışsındır, problemleri de kavramışsındır diyebiliriz. Şimdi O noktasında bulunan bilimsel araştırma merkezi 40 kilometre yarıçaplı dairesel bir bölgenin merkezinde olup, yani şurada 24 dakikada tam turunu tamamlayan şekildeki ok yönünde hareketli OA güvenlik sistemiyle sürekli korunmaktadır. Yani şöyle bir güvenlik sistemi olduğunu düşünün. Radar gibi ve bu radar durmadan dönüyor arkadaşlar ve bir hareketini 24 dakikada yapıyor. Yani şu şekilde dönüyor ve bir hareketini durmadan 24 dakikada yapıyor. Ve bu güvenlik sisteminden haberi olmayan 160 kilometre bölü saat hızla hareket eden bir kaçak diyelim. O bilimsel araştırma merkezine girmeye çalışan bir suçlu diyelim, tamam mı? Bu güvenlik sistemine yakalanmadan girme olasılığı nedir diye sorulmuş. Hayda, şimdi nasıl düşüneceğiz? Bir kere 24 dakikada bu güvenlik sistemi tam turunu tamamlıyor. Peki bu hareketli o yarıçap üzerinden bilimsel araştırma merkezine kaç dakikada girebilir? Arkadaşlar burası 40 kilometreydi. Ben 40'ı 160'a bölersem 1 bölü 4 saat sürüyormuş. Yani 15 dakika sürüyormuş sevgili gençler. Bu adamın o ne diyeyim, radarın maksimum görebileceği mesafeden O'ya kadar 15 dakikada gelebiliyormuş. Peki 24 dakikada tur atan bir radarımız var ve bu adam 15 dakika içerisinde tüm işini halledebiliyor. O bilimsel araştırma merkezine gelebiliyor. O zaman yakalanmama ihtimali var. Peki ama nasıl? Şimdi şöyle diyelim. Eğer ki radarımız şuradayken, şu tarafa doğru dönüyor ya,
tam buradan kurtulduğu anda bu hareketli hareketine başlarsa 15 dakikada işini halleder. Zaten bunun radarın tekrar dönüp dolaşıp aynı yere gelmesi zaten 24 dakika sürüyor. O gelmeden çoktan ulaşmış olur. Değil mi? Madem öyle, biz öyle bir anı yakalayacağız ki bu adam buraya %100 bu kadar zamanda yetişir diyelim. Şimdi o halde şöyle diyelim. Bu hareketine başlamıştır. Tam şuraya girmeden önce 15. dakikadan hemen önce bunun buraya gelmesini isteyelim. Yani radarın buraya gelmesini isteyelim. Bunu yapabilmek için de 9 dakikalık bir zamanı şurada harcamış olması gerekiyor. Şöyle gösterelim. Bakın şuradan şuraya 9 dakikada gelebiliyor ve buradan buraya da 24 dakikada gelebiliyor diyelim. Pardon, özür dilerim, 15 dakikada gelebiliyor diyelim. Yani benim radarım tam şu andayken eğer bu hareketli buradan hareketine başlarsa ucu ucuna yakalanacak. Yakalanmaması için radarın şu bölgedeyken bu adamın harekete çıkması, harekete geçmesi lazım. Yani o 9 dakikalık sürede adam harekete geçerse toplam 24 dakikalık bir periyotta yakalanmayacak. O halde cevabımız 9 bölü 24. Yani 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 8. Cevap 3 bölü 8 olacaktı diyebiliriz. Gençler, gerçekten hoş bir soruydu. Ve geçelim 7. sorumuza. Bu pür dikkat çözülmesi gereken bir soru. Gerçekten önemli bir soru. ÖSYM tipi mi? Yine tekrar ediyorum. Yan taraftaki kadar değil ama yine de ÖSYM tipi. O yüzden dikkatli bir şekilde, eğer çözemediysen dikkatli bir şekilde dinlemeni tavsiye ediyorum. Çözdüysen de yine dinle. Belki senden daha kısa çözmüşümdür. Eğer benim çözümden sonra benim çözüm daha kolaydı hocam, daha kısaydı diyorsan onu da yorum kısmına yaz. Ben de öğreneyim. Sonuçta öğrenmenin yaşı ve öğrenmenin mesleği yoktur, değil mi? İnsan her meslekte ve her yaşta öğrenebilir. 7. sorumuz. M kümesi x eksi y bölü x artı y ikililerinden oluşuyormuş. Yani şu cümle, bu kümeyi de şu şekilde okuyabiliriz. M kümesi var ve öyle x eksi y bölü x artı y'lerden oluşuyor ki x de y pozitif tam sayı ve x de y de 4'ten küçük. Okuduk. Buna göre M kümesinden seçilen iki elemanın toplamlarının sıfır olma olasılığı. Şimdi ben x'lerin 1, 2, 3'ten, y'lerin de 1, 2 veya 3'ten seçilmesi gerektiğini biliyorum. Hangilerini seçebilirim? Şimdi 1 için 1'i seçebilirim. 1 için 2'yi, 1 için 3'ü. Bitti mi? Hayır. 2 için 1'i, 2 için 2'yi ve 2 için 3'ü seçebilirim. Bitti mi? Hayır. 3 için 1'i, 3 için 2'yi ve 3 için 3'ü seçebilirim. Tüm bu seçimleri tek tek yapacağım ve x eksi y bölü x artı y'leri hesaplayacağım. Bu hesapladığım değerler M kümesinin elemanları olacak. Şimdi 1 için 1 seçilirse 1 eksi 1 bölü 1 artı 1 0 yapacaktır. 1 için 2'yi seçersem 1'den 2'yi çıkar. Eksi 1 bölü 3. Değil mi? Tek tek yerine yazıyorsunuz bakın. 1 için 3'ü seçtim. Eksi 2 bölü 4. Yani eksi 1 bölü 2 yapacaktır. 2 için 1'i seçersem 1 bölü 3 yapar. 2 için 2'yi seçersem 2'den 2'yi çıkardım. 0 bölü ne gelirse artık 0. 2 bölü 3 eksi 1 bölü 5 yapacaktır. 3'e 1 seçilirse 3 eksi 1 2 bölü 3 artı 1'den 4. Demek ki 1 bölü 2 gelecek. 3 için 2 seçilirse 1 bölü 5 gelir. 3 için 3 seçilirse 0 gelir. Şimdi burada birbirinden farklı kaç tane eleman var onu sayacağım. Neden? Çünkü 0'ı, 0'ı ve 0'ı. Hepsini 3 defa sayıp bu kümenin bu kadar elemanı vardır diyemem. Çünkü kümenin içerisinde 0 bir defa yazılacak. Dolayısıyla şu ikisini sileceğim ve diyeceğim ki farklı elemanlar. Bakın 0, eksi 1 bölü 3, eksi 1 bölü 2, 1 bölü 3, 0'ı saydım, eksi 1 bölü 5, 1 bölü 2 ve 1 bölü 5, 0'ı saydım. O halde benim kümem 7 elemanlı ve sonucun 0 çıkma olasılığı da 1 bölü 7'dir. İstenen durum bölü tüm durum. 1 bölü 7 yaptığı için cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim bir diğer sayfadaki 8. soruma. Şimdi 8. soru için bir düşünelim. İki tane görsel verilmiş. Birisi 11. sınıf matematik kitabı, diğeri 12. sınıf matematik kitabı. 11. sınıf matematik kitabında mor renkli kitapta 200 sayfa varmış. Mavi renkli kitap 300 sayfaymış. Ve mor renkli kitabın sadece 50 sayfası konu anlatımı, kalanı test. Yani 50 sayfa konu, 150 sayfa test var. 12. sınıf kitabında da 100 sayfa konu, 200 sayfa test var o halde. Eda bu kitaplardan rastgele birini alıp rastgele bir sayfasını açıyor. Rastgele bir kitabı aldı ve rastgele bir sayfasını açtı.
Buna göre Eda'nın karşısına konu anlatımı veya 12. sınıf test sayfası çıkma olasılığı nedir? Aslında basit bir soru. Şöyle düşünelim. Ben şuraya bir doğru çekeyim şöyle. Bu doğruyu çektikten sonra da iki tane şöyle küme çizeceğim. Tamam mı? Küme olmadı o. Kapalı bir eğri olması lazım değil mi? Küme belirtmesi için. Şöyle diyelim. Şuraya 11. sınıf diyelim. Şuraya da 12. sınıf mı diyelim? Tamam. Hatta şunları silelim. Tam tersini yapmak istiyorum. Şuna 11. sınıf kitabı diyelim. Buna 12. sınıf kitabı diyelim. Ve buraya konu anlatımı diyelim. Tabii bütün yaptıklarımız boşa gitti. Neden? Çünkü düzeltmeyi kapattık. Kapatmadık. Şuraya konu anlatımı diyelim. Buraya test diyelim. Ve şurası 11. sınıf olsun. Burası 12. sınıf olsun. Pekala. Şimdi gençler, bu 11. sınıf kitabının 50 sayfası konu anlatımıydı ya. Ben buraya 50 yazacağım. Buraya ne kalır? 150. Bakın konu anlatımı 50, test 150. 12. sınıf kitabında 100 sayfası konu anlatımıydı. Test kısmı da 200 sayfaydı. Peki buna göre Eda'nın karşısına konu anlatımı veya 12. sınıf test sayfası çıkma olasılığı sorulmuş ya. Bakın o zaman şöyle diyelim biz. 11. sınıf kitabını seçme olasılığı nedir? 2 tane kitap var. 1 bölü 2'dir. Çarpı. 11. sınıfın içerisinde zaten 12. sınıf testi arayamayız. Dolayısıyla konu anlatımı çıkma olasılığına bakacağız. 50 bölü kitabın tamamı. Yani 200. Yani 1 bölü 4. Artı 12. sınıf kaynağını seçmiş olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Çarpı. Şimdi ya konu anlatımı çıksın diyor ya da 12. sınıf test sayfası çıksın diyor. 12. sınıf kitabının hepsi zaten bunu sağlıyor. O zaman olasılığımız 1'dir. Çünkü 12. sınıf kitabını seçmiş olursa hangi sayfasını açarsa açsın ya konu anlatımı gelecek ya da 12. sınıf test sayfası gelecek. Dolayısıyla 1 bölü 1'den 1'dir. Ya da 300 bölü 300'den 1'dir. Şimdi bu bize cevabı verir. 1 bölü 8 ile 1 bölü 2 toplansın istiyor. Ben burayı 4 ile genişletirsem cevabım ne olur? 5 bölü 8 olur. O halde cevap Edirne seçeneğidir diyebiliriz gönül rahatlığıyla diyelim. Ve geçelim 9. sorumuza. Şimdi son soruyu mutlaka iyi dinle. Tamam mı? Bu 9. soru. Son soruyu efsane dinle ama. 2,5 santimetre uzunluğundaki... bu da çok tatlı bir soru. 2,5 santimetre uzunluğundaki bir çubuk rastgele iki parçaya bölünüp bu parçaların uzunlukları en yakın tam sayıya yuvarlanıyor. Örneğin çubuğu ben 2,1'e 0,4 diye parçalara ayırırsam 0,4 sıfıra mı 1'e mi daha yakın? Sıfıra. Dolayısıyla bu sıfır olarak yuvarlanıyor. 2,1 de 2'ye yakın olduğu için 2 diye yuvarlanıyor. Tamam mı? Pekala, bu anlaşıldıysa alt tarafa bakalım. Buna göre yuvarlanmış sayıların toplamının 3 olma olasılığı nedir? Şimdi gençler, burada aslında kriter şu. Mesela ben 0,7'yi kaça yuvarlarım? 0,5'ten büyük olduğu için ve 1'e daha yakın olduğu için 1'e yuvarlarım. 2,2. 2,5'tan daha küçük olduğu için 2'ye daha yakındır. Dolayısıyla 2'ye yuvarlanır. 2,8. 2,5'tan büyük. Bak hep buçuklarda demek ki. Olay hep buçuklarda. Buçuklardaysa ben şuraya o buçukları bir simgeleyen bir şeyler yazayım. Bakın. Şurasını seçeyim 0,5 olsun. Şurası seçilsin 1 olsun. Şurası seçilsin 1,5 olsun. Ve şurası seçilsin 2 olsun. Şu an 5 tane bölümüm oluştu. Ve her birinin uzunluğu da 0,5. Pekala. Ben sayımı eğer şuradan seçersem. Yani ben bu çubuğu buradan kesersem. Kestikten sonra burası 0,5'ten küçük olduğu için küçük parça 0'a, büyük parça ise 2'ye yuvarlanır arkadaşlar. Neden? 1, 2, 3, 4. Bakın şurası 2. Şu taraftan sayarsam burası 2. 2 küsürü bir sayı. 2'ye yuvarlanacak ve toplamı 2 olacak. Demek ki buradan seçilen sayı 2'ye yuvarlanabiliyormuş. Pekala, şuradan seçseydim ya da buradan kesseydim çubuğumu. 0,5'ten büyük olduğu için küçük parça 1'e yuvarlanacaktı. Büyük parçamız da 1,5'tan büyük olduğu için 2'ye yuvarlanacaktı ve toplam 3'e yuvarlanmış olacaktı. Bir tane yakaladık. Şimdi eğer çubuğu buradan kesmiş olsaydım, burası 1 ile 1,5 arasında olduğu için küçük parça 1'e yuvarlanacaktı. Büyük parça da 1, 2, bakın şurada 1, 1'den büyük, 1,5'tan küçük. O zaman bu da 1'e yuvarlanacak. Pardon, özür diliyorum. Bir daha bakayım. 1, aynen 1'e yuvarlanacak ve 2 olacak. Eğer parçayı buradan seçmiş olsaydım zaten şuranın aynısı olacak. Bakın zaten simetriyi. Dolayısıyla burası da 3'e yuvarlanır. Ve son kalan kısımda diğer tarafın simetriği olduğu için buradan seçilen sayı da 2'ye yuvarlanır diyeceğiz. İstenilen durum ne şimdi? İstenilen durum 3'tü ya. Şunlardı.
2 tanesi 3, diğer geri kalan hepsi de zaten tüm durum 5 taneydi. O halde cevabımız, bakın 5 tane bölüm var, ikisi bize 3'ü veriyor. O zaman cevap 2 bölü 5'tir diyebiliriz. Şimdi son soruyu çözeceğiz. Son soruyu çözmeden önce sen şunu yapıyorsun. Kanala abone değilsen abone oluyorsun önce. Sonra bu videoyu beğenmediysen videoyu mutlaka beğeniyorsun. Ve sonra 10. soru için benim gerekli olan açıklamamı dinliyorsun hemen şimdi. Arkadaşlar soruyu TYT Soru Bankası'nda çözdüm. Çözümüm iyiydi, sıkıntılı değildi. Ama çoğu arkadaşımız bu çözümü anlamadı. Çünkü bir materyal gerekiyordu anlatmak için. Daha sonrasında bir yerde daha çözdüm. Ama burada da net olarak anlaşılmadı. Sırf bu soruyu daha net anlatabilmek için, soru güzel bir soru. Ve daha net anlatabilmek için bu videoya koydum. Ve bu videoda da sevgili gençler bu soruyu anlayacaksınız. Tamam mı? Merak etmeyin. Şimdi soruyu çözmek için, anlatabilmek için alt tarafa uğraşmadım. Böyle birbirine neredeyse eş olan 30 tane kutucuk çizdim. Soruyu okuduğumuz zaman bu 30 tane kutucuğun ne işe yaradığını anlayacaksın. Şimdi 10. sorumuzu bir okuyalım bakalım. Diyor ki bir meteorolog daha önceki yıllarda gerçekleşen hava olaylarına bakarak 30 günlük bir ayda, 30 günlük bir ay, 30 tane kutucuk var aşağıda, bir ayda 3 gün boyunca kar yağışı olacağını, sonraki 5 gün boyunca bu kar yağışı ara verip daha sonra 3 gün daha aralıksız olarak kar yağışı olacağını tahmin etmiştir. Eğer bu tahmin gerçekleşecek olursa bu ayın 29. gününün kar yağışlı olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben bu soruyu şu şekilde çözeceğim. Siz de beni dikkatli bir şekilde dinleyeceksiniz. Bakın. Bu 3 gün kar yağışı, sonra 5 gün mola, sonra bir 3 gün daha kar yağışı olayı var ya. Bunu yaparken kırmızı nokta dediğimiz yerler kar yağışlı olsun. Sonra 5 gün mola, 1, 2, 3, 4, 5 gün mola, sonra bir 3 gün daha kar yağışı olduğunu görüyoruz. Bu istenen bir durum ama ayın 29'unda kar yağışı olmadığı için şu an bu istenmeyen bir durum oldu. Ama bize anlatılan durum bu arkadaşlar. Pekala, ben bu durumu başka nasıl türlü istediğim hale çevirebilirim? Bakın ben bunları şuraya kaydırırsam, bakın şu an ayın 2'si, 3'ü, 4'ü kar yağışlı oldu. 10'u, 11'i, 12'si kar yağışlı oldu. Aradaki 5 gün kar yağışsız. Ben bunu şu şekilde de yapabilirdim. Bu sefer de 3, 4, 5'i kar yağışlı, 11, 12, 12'si, 13'ü kar yağışlı. Arada kalan 6, 7, 8, 9, 10 kar yağışsız oldu. Ve şu ana kadar 3 tane durum saydım. Bir tane daha kaydırırsam 4. durumu saymış olurum. Şimdi 4. durumu saymış olurum diyorum. Bakın burada ne var? 1, 2, 3 var. 4. gün kar yağışlı olduğu için 4 tane durum saydık. Peki ben bunu götürüp sona yerleştirirsem, şu şekilde sona yerleştirirsem bu sefer ne olmuş oldu? Ayın 20'si kar yağışlı olmuş oldu. Demek ki daha da ileriye götüremiyorum. Niye? Çünkü benim o 1'den 30'a kadar gösterdiğim günlerin skalası bitti. Maksimum 30'a dayanabilir sonucu. Demek ki bakın şurada ilki 1'de. İlki 1'de. Sonuncusu nerede? 20'de. Demek ki 20 tane durumum var. Benim tüm durumum 20'ymiş arkadaşlar. Tüm durum 20. İstenen durumu sayacağız şimdi. İstenen durum neydi? Ayın 29'unun karlı olması. Peki şu durumda dururken, bakın ifade bu şekildeyken 29'u kar yağışlı mı? Evet. Peki bu tarafa kaydırıyorum. Diğer tarafa kaydıramadığım için. Şu an 29'u kar yağışlı mı? Evet. Bir tane daha kaydırırsam 29'u kar yağışlı değil. O halde gençler, o halde istenen durum kaç taneymiş? Bir şöyle, bir de böyle. Madem öyle, iki tane istenen durum var. Yani ben buraya ne yazacağım? 2 yazacağım. 2 bölü 20 bana cevabı verecek. Yani cevap 1 bölü 10'dur diyeceğiz. Bence şimdi o iki videoda anlamadıysan bence şu an bu soruyu mükemmel bir şekilde anladın. Çünkü materyal kullandık. Bu şekilde çözümleri daha da anlaşılır hale getirmeye çalıştım sevgili gençler. Evet. Bu videomuzun ve bu güzel soruların sonuna geldik. Maalesef bir videoyu daha bitirdik ama benim videolar biterken üzülme. Çünkü benim çektiğim her videonun bitişinde mutlaka yeni bir videonun hazır olduğunu bileceksin. Mutlaka sana ben yeni bir video çekeceğim. Mutlaka sana daha güzel, daha yararlı olan, farklı konuları da içeren videolar çekeceğim. Bunu sakın aklından çıkarma.
700. videoya doğru yaklaşıyoruz. Arkadaşlar kanalımıza çekilen 700. videoya doğru yaklaşıyoruz. Şu an toplamda 684 civarında bir videomuz var. Ama merak etme, bir 684 daha çekeceğim. O yetmeyecek, bir 684 tane daha çekeceğim. Merak etme. Yeter ki sen anla. Yeter ki sen sınavda benim sayemde başarılı ol veya benim sayemde olmasa bile senin o başarının içerisindeki o çorbada benim de birazcık tuzum olsun. Sadece bunu istiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Eğer kanalıma abone olmadıysan kanalıma abone olup bu videoyu da beğenmediysen bu videoyu da beğenip öyle çıkarsan çok sevinirim. Benden bir isteğiniz arzun olursa video kısmına yazabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın.